Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili gençler, dolaşım sistemi ünitesine kanın yapısı, görevleri ve kan hücreleri başlığıyla devam ediyoruz. Evet gençler, bildiğiniz üzere hayati sıvımız kan. Dolaşım sisteminde de demiştim ki önce bir kalbin yapısını inceleyeceğiz, sonra arkasından damarları inceleyeceğiz, sonra ufaktan kana geçeceğiz, arkasından lenf sistemi, sonrasında bağışıklık, bir sürü başlığımız var. Tabi her başlık için size de söylediğim gibi ayrı ayrı video çekimi gerçekleştiriyoruz ki daha rahat anlayabilin ve parçalı bir şekilde ilerleyebilin diye. Önce kanın görevlerini şöyle bir sıralayalım, arkasından bir kan örneği alalım. Tüpe koyalım, santrifüj edelim ve yoğunluk farkına göre çökeltelim. Bakalım içinde neler var. Kan, atar, toplar, kılcal damar içinde dolaşan ve birçok göreve sahip olan hayati sıvımızdır. Yetişkin bir insanda yaklaşık olarak 4-5 litre vücut sıvısı yani kan sıvısı veya hayati sıvı bulunduğunu biliyoruz. Kanın taşıma görevi var arkadaşlar. Neyi taşır kan? Besin ve oksijeni hedef dokuya taşır. Hedef dokuda oluşan karbondioksit de akciğerlere taşır. Hormonları hedef dokulara ulaştırma görevi üstlenir. Atık ürünleri, amonyak, üre, ürik asit gibi ürünleri boşaltım organımız olan böbreklerimize taşır. Düzenleme görevi olacak kanın. Neyi düzenler? Vücut sıvısının sıcaklığının dengelenmesini sağlar. Yani üşüdüğümüzde veya gençler aşırı ısındığımızda dolaşım sistemimizin hızı değişir. Bu sayede bizi tolere edici bir sıcaklığa ulaştırmaya çalışır kanımız. Asit baz dengesinin korunmasını sağlar ve ozmotik dengenin düzenlenmesi için rol alır. Savunma görevi vardır kanımızın. Nedir hocam savunma dediğimiz şey? Bizim vücudumuzu tehdit eden bir mikroorganizma vücuda giriş yaptığında kan bunun için özel savunucu bazı proteinler sentezler. Biz bu proteinlere gençler antikor deriz. Vücudumuza giren ve hastalık yapma riskine sahip olan mikroorganizmalara ise antijen deriz. Yani antijenlere karşı özel antikorlar sentezleyerek aslında savaşı başlatmamızı sağlar kan bizim için. Koruma görevi üstlenir. Nedir koruma görevi? Özellikle bir damar zedelenme durumu söz konusu olduğunda yani herhangi bir damarımızda kesik veya zedelenme sonucu eğer kanama başlarsa bu kanın hızlı bir şekilde pıhtılaştırılması ve kan kaybının engellenmesi görevini üstlenmiş olur diyeceğim. Arkasından kanı alacağım arkadaşlar ve tüpün içerisine koyacağım. Tüpü de santrifüj makinesine koyacağım. Santrifüj cihazına koyacağım. Nedir santrifüj cihazı? Siz sanki kimyada benzer bir ifade kullanıyorsunuz. Merkez kaç kuvvetinin etkisiyle sürekli tur atan bir cihaz ve bu dönmeler sonucunda koyduğunuz tüplerin içerisindeki moleküller yoğunluk farkına göre ayrışıyor. Kan da belli bir süreden sonra gençler yoğunluk farkına göre ayrışacak. Ve diplerde yaklaşık %45 oranında kan hücreleri, üst kısımlarda ise yaklaşık %55 oranında plazma sıvısı katmanı oluşmuş olacak. Kan hücrelerimiz, eritrositlerimiz ve trombositlerimiz ve lökositlerimiz diye gruplandırılmış olacak. Özellikle akyuvarlar ve kan pulçukları %1'lik bir kısmı oluşturacak. Alyuvarlarımız yani eritrositlerimiz ise %99'luk kısmı oluşturmuş olacak. Üst kısımda, plazma kısmında ise yaklaşık %70'in üzerinde %90'a yakın civarda su bulunacak arkadaşlar. %90 suysa geriye kalan %10'luk kısmın %7'sinin albümin, globülin, fibrinojen gibi kan proteinleri. Artık bunları öğrenmiş olalım. %3'lük de hormon, vitamin, antikor ve bunun dışında diğer mineraller veya vitaminler gibi moleküller olduğunu bilelim. Yani biz bu tüpü bilecek miyiz hocam? Evet biz bu tüpü bileceğiz arkadaşlar. Bu tüpün diplerde neyin çöktüğünü, yukarıda neyin olduğunu ve yaklaşık oranların ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Özellikle bazen sorularda şöyle şurada ayrıyeten daha açık renkte bir sıvı gösterilir. Onun da serum olduğu söylenilir. Serumun tanımını zaten yapacağım size. Şimdi Plazma kısmıyla başlayacağım. Plazma sıvısı kısmıyla başlayacağım. Plazma kısmının %90'ının su olduğunu az önce söyledim. Bu sıvının içerisinde çözülmüş iyonlar ve plazma proteinleri yer alacak. Ayrıca glikoz, aminoasit, vitamin, mineral gibi besin maddeleri de yer almış olacak. Bu plazma sıvısı içerisindeki iyonlar arkadaşlar kanın ozmotik basıncının düzenlenmesinde ve ortam pH'ının ayarlanmasında rol alacak. Peki kanın pH'i kaç? Yaklaşık 7,4 olduğunu biliyoruz biz. Nötre yakın bazik bir yapısı var kanımızın arkadaşlar. İyonlar aynı zamanda zar geçirgenliğinin düzenlenmesinde de rol almış olacak. Peki plazma proteinleri ne işe yarayacak hocam? Aslında daha önceki derslerimizde yine anlatmıştım ama bir kez daha tekrar edeceğim gençler. Plazma proteinlerimizden özellikle albümin ve globülin gibi proteinler damar dışına asla çıkmazlar ve kanın ozmotik basıncının dengelenmesinde rol alırlar. Bazı globülinler hastalıklara neden olan mikroorganizmalara karşı antikor sentezlememizi sağlar. İmmül globülin G, immül globülin E, immül globülin M şeklinde bir sürü globülinimiz var bizim ve bu globülinler aslında birçok hastalıktan rahatlıkla korunmamızı sağlıyor diyebilirim. Peki fibrinojenler ne işe yararlar? İsmini çok duyacaklarımızı yazdım bu arada. Kanın pıhtılaşmasında rol oynar. Kan pıhtılaşmasını size apayrı bir konu başlığı olarak anlatacağım. Ayrı bir video açacağım onunla ilgili ve orada detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Pıhtılaşma proteinidir diye bilsek sanki işimizi görür. Ve arkadaşlar bu ilk kez duyduğunuz proteinleri biz nerede üretiyoruz biliyor musunuz? Canım karaciğerde üretiyoruz. Her şeyimiz o bizim. Bu güzelim proteinleri de ürettiğimiz yer bizim karaciğerimiz olmuş olacak. Plazmanın fibrinojenden arındırılmış haline biz serum diyeceğiz arkadaşlar. Hani o plazma sıvısını gösterdim ya az önce tüp içerisinde. Onun içerisinde hani su vardı, mineraller, vitaminler, besinler vesaire vardı. Fibrinojenini ayıkladığınız zaman bildiğiniz hastanelerdeki serumu elde etmiş olacaksınız. Kanda nişasta, glikojen gibi büyük organik besinler ve sindirim enzimleri asla taşınmaz arkadaşlar. Sindirim enzimleri hedef dokuya kanallar yardımıyla taşınır. Nişasta ve glikojeni de sindirerek taşırız. Kocaman bir molekül olarak taşımayız. Ama hormon taşınır deseydi hormonu doğru kabul ederdik. Şimdi geldim dip kısma, yani %45'lik kısma. Tüpün %45'lik kısmını kan hücreleri oluştururdu. Kan plazmasında alyuvar, akyuvar olmak üzere normalde 2 tane kan hücremiz var. Üçüncüsü arkadaşlar kemik iliğindeki büyük hücrelerin parçalanmasıyla oluşan kan pulçukları ismini alacak. Ve bunlarda hücre parçacıkları var. Doğrudan hücre yok. O zaman ilk hücrem eritrositlerim, yani alyuvarlarım ile başlayayım. Kan içinde en bol bulunan hücrelerdir. 1 metreküplük bir kanda yaklaşık 4,5 ila 5 milyon arasındadır hücre sayısı. Embriyonik dönemde, yani anne karnındayken biz karaciğerimizde ve dalağımızda üretilen eritrositlerimiz yetişkin olduktan sonra gençler kırmızı kemik iliğimizde üretilecek. Bu kısmı hatırladığınızı umut ediyorum. Uzun kemik çizmiştim size. Uzun kemiklerin baş kısmında süngerimsi kemik vardı. Aralarında kemik ilikleri vardı. Burada eritrositler üretiliyor demiştim. Hatta özel bir proteinden de bahsetmiştim. Eritropoietin dediğim bir protein vardı. Hormon vardı. Kemiği uyaran ve kemikten kan hücresi üretmemizi sağlayan. Ömürleri dolaşım sistemine katıldıktan sonra yaklaşık 120 gündür arkadaşlar. İşi bittikten sonra, ömrünü tamamladıktan sonra dalakta ve karaciğerde parçalanıyorlar. Aktif hareket edebilme kabiliyetleri yok. O yüzden damar dışına da çıkamıyorlar. Memeli canlıların olgun alyuvarlar hücrelerinin çekirdeksiz ve mitokondrisiz olduğunu biliyoruz. Mitokondri oksijenli solunumun gerçekleşmesini sağlardı. Mitokondri yoksa demek ki olgun alyuvarlar hücresi arkadaşlar oksijensiz solunum yapar diyebilirsiniz. Çekirdek yoksa arkadaşlar olgun alyuvarlar hücresi, müthiş bir TYT bilgisi olsun bu da sizin için. Olgun alyuvarlar hücresi bölünemezler. Bunu 10. sınıf konularından da hatırlarsınız. Yapılarında demir iyonu içeren hemoglobin pigmenti bulunur. Hemoglobinin biz kana kırmızı renk veren bir pigment olduğunu, hemosunun demir, globülinin de özel bir protein olduğunu bilelim diyeyim. Alyuvarların yüzeyinde gençler bazı özel proteinler vardır. Biz bu proteinlere antijenler deriz. Antijenler de kan gruplarımızın belirlenmesinde rol alır. Mesela A antijeni bulunduruyorsa bir insan A kan grubu, B antijeni bulunduruyorsa B kan grubu, antijen yoksa 0 kan grubu dediğimizi sanki 10. sınıf konularından bir tık hatırlıyorsunuz gibi. Evet, insanda alyuvarlar sayısı yaşa, cinsiyete, deniz seviyesinden yüksekliğe göre değişir. Hocam deniz seviyesi ne alaka diyen oldu mu acaba aranızda? Şimdi gençler, yaşa göre değişir. Çünkü yapım ve yıkım reaksiyonlarımızın değiştiği zaman dilimleri var. Cinsiyete göre değişir. Özellikle erkeklerdeki eritrosit sayısının genellikle kadınlardakinden daha fazla olduğu biliniyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de testosteron hormonunun erkeklerde eritrosit sayısını arttırıcı bir etkisinin olduğu söyleniliyor. Peki hocam deniz seviyesinden yükseklere çıkmakla olayın ne alakası var diyeceksiniz ki yorum sorularında en çok bu gelecek arkadaşlar. Bakın, deniz seviyelerinde yaşayan bir insan, deniz seviyesine uyum sağlamış, adapte olmuş bir insan dağın zirvelerine doğru tırmanırken diye soru kalıbı gelecek karşınıza. Eğer bir insan deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkarsa, dağlık alanlarda yaşayan insanlarda atmosferin oksijeninin azalmasına bağlı olarak alyuvarlar sayısında artış söz konusu olur. Çünkü yükseltinin olduğu yerlerde oksijen miktarı azdır. Çözünmüş oksijen miktarı azdır. Bu da sizin nefes alışverişinizi, sıklığını arttırır. Vücut buna adapte olabilmek için eritrosit sayısını arttırmaya çalışır diyebilirim. Hani az önce de eritrositler çekirdeksizdir dedim ya. Bunun sebebi de yine gençler çekirdeği yok ederek daha fazla oksijen bağlamaktır. Yani oksijenden ne kadar çok faydalanırsam o kadar çok kârdayım gibi düşünebilirsiniz. Eritrositlerim bu şekilde. İkinci başlığım lökositlerim. Bir diğer ismiyle gençler akyuvarlarım, beyaz kan hücrelerim. Eritrositler kırmızı kan hücreleriydi. 1 milimetre küplük kanda yaklaşık 6.000 ila 10.000 kadar sayılarının olduğu biliniyor akyuvarların. Enfeksiyon durumlarında sayıları artıyor. Kanınızda mikrobun olup olmadığını buradan anlıyorlar. Ateşiniz yükseldi, acile gittiniz, kan tahlili yaptılar. Aradan 20 dakika geçti, doktor size der ki kanında mikrop var. Nereden biliyorsun? Mikrobu mu gördün? Yo, mikrobu görmesine gerek yok. Akyuvar sayını görüyor. Akyuvar sayın artmışsa eğer, normalin üzerindeyse demek ki bir enfeksiyon ile vücudun karşı karşıya, bunu anlamış oluyorlar. Kırmızı kemik iliğinde üretilecek akyuvarlarımız, bazıları üretildikten sonra dalakta, bazıları üretildikten sonra timüs bezinde, bazıları da lenf düğümlerimizde aktif görev üstleniyor. Ömürleri yaklaşık birkaç gün. Renksizler ve çekirdekleri var. Eritrositler renklilerdi ve çekirdekleri yoktu. Aktif hareket edebiliyorlar. Eritrositler edemiyordu. Damar dışına dahi çıkabiliyorlar. Aralarında mikroorganizmaları fagositoz ile yok eden, yani yutan hücreleri mevcuttur diyeceğiz arkadaşlar. Akyuvarların kulaklarını ileriki konularda da çok çınlatacağım. Geriye dönüşler yapacağım. O yüzden bazı temel bilgileri gelin şimdi birlikte burada atalım. Timüs bezinde olgunlaşan lenfositlere biz T lenfositleri ismini vereceğiz. Ve T lenfositleri bir antijen ile karşılaştıklarında, bir mikroorganizma ile karşılaştıklarında doğrudan o mikroorganizmaya temas ederek salgıladıkları kimyasal maddelerle onu yok etmeye çalışacaklar. Biz bu şekilde olan bağışıklığa hücresel bağışıklık diyeceğiz. İleride tekrarını yapacağım. Bazı lenfosit hücrelerimiz ise veya bazı akyuvarlar hücrelerimiz ise arkadaşlar karaciğerde ve kemik iliğinde olgunlaşan lenfositler B lenfositleri olarak adlandırılacak. Bunlar timüs bezinde olgunlaşıyordu. Bunlar ise kemik iliğinde olgunlaşacak. B lenfositleri ne işe yarayacak hocam? Bu da hastalık etkenini tanıyacak. Yani antijeni tanıyacak. Aa, bu Streptococcus aureus bakterisi diyecek. Gözünden tanıyacak onu. Tanıdıktan sonra o canlıyı, o mikroorganizmayı yok etmek için özel bir antikor sentezleyecek. Sentezlediği antikor ile o antijeni yok etmeye çalışacak ve biz buna humoral bağışıklık diyeceğiz. Dediğim gibi bunun tekrarını ileride bir kez daha yapacağım. Son olarak kan pulçukları diyeceğim gençler. Trombositler. Bakın zaten şekline, doğrudan bir hücresel yapısı yok. Kemik iliği hücrelerinden kopan sitoplazmik parçalardır. Çekirdekleri yok. Görevi nedir derseniz kanın pıhtılaşmasında rol alırlar diyeceğim. Bir sonraki videomda da zaten kanın pıhtılaşmasıyla ilgili olan hikayeleri size anlatacağım. Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biri değildir diye sormuşum. Solunum gazlarının taşınması, yani kimin arkadaşlar? Oksijen ve karbondioksitin taşınması kanın görevi. Sindirim enzimlerinin taşınması demiş, bir dursun. Vücudun savunmasında görev alır. Aa bak, B ve T lenfositinden bahsettik. Humoral bağışıklık dedik değil mi? Veya işte hücresel bağışıklık dedik. Evet. Besin monomerlerini taşır. Glikoz taşır, aminoasit taşır, vitamin taşır. Vücut ısısının dengelenmesini sağlar. Bunu da görevleri arasında saymıştım. Şimdi cevabı B olarak kabul edeceğim. Neden B olarak kabul edeceğim? Sindirim enzimlerinin taşınması demiş. Enzimleri biz hedef dokuya neyle taşırdık gençler? Kanallar yardımıyla. Hormon deseydi doğruydu ama enzimler kesinlikle kan yardımıyla taşınmaz. Alyuvarlarla ilgili yukarıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Kırmızı kan hücrelerini soruyor bana. Aktif hareket edemezler. Doğru. Değil mi? Biri eliyorum. Memelilerde olgun alyuvarlar çekirdeksizdir. Doğru. Eledim. Kanda en fazla bulunan kan hücresi çeşididir. Doğru. Eledim. Yaşlı alyuvarlar karaciğer ve dalakta parçalanır diyor. Doğru. Eledim. Embriyonik dönemde sadece kırmızı kemik iliğinde üretilir diyor. Hayır arkadaşlar. Embriyonik dönemde kemik iliğinde üretilmiyor. Olgunlaşmış insanlarda, yetişkin bireylerde kırmızı kemik iliğinde üretiliyor. O yüzden cevabım E şıkkıdır dedim ve buradaki en azından kan hücreleri ve kanın plazma kısmı ile birlikte kanın görevi kısmını bitirmiş oldum. Minik bir konu tekrarı ve arkasından elinizdeki kaynaklardan bol bol soru çözümü yapmayı unutmayın. Bir sonraki ders videosunda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın ve sevgiyle kalın.